Herkese selam aleyküm. Canlı yayınımız başlıyor. Birazcık siz katılana kadar kendi kendime konuşayım. Sonra inşallah hemen açılacak zaten. Herkes görecek. Herkes hoş geliyor. Bugünkü canlı yayınımızı e, sizden sormuştum. Cinseliyle ilgili m, özelden e, birkaç tane soru geldi. Ve m, soruda da siz e, Cinsellik konusunu daha e, önem verdiniz. O yüzden e, düşündük ki bugün e, en basit konulardan bir tanesini açıklayayım. Kısa bir sürede çok uzun olmayacak canlı yayınımız. Ama e, sizin de bazı sorularınıza cevap. Aynı zamanda e, istediğim konuları hangisini size iletmek, siz bilesiniz, e, özellikle bazı durumlar var e, onları anlatmak. Aleyküm selam. Herkes hoş geliyor. Birazcık bekleyeceğim. Bugünkü konumuz sizlerle. Aslında adet dönemin özellikleri, konuşulmayan özellikleri neden genel olarak konuşulmuyor ve önemsemiyor? Diyerdim. Bazı kadınlar Hatta bazı ıı, kadınlar cinsel hayatına ne kadar ıı, önem sağlıyor. Bazı dönemleri adet döneminde o döngünün içerisinde bazı ıı, durumları, onların hem hormonal değişiklikleri hem psikoloji değişiklikleri. Şimdi onlardan birazcık konuşmak istiyorum, bahsetmek istiyorum. Özellikle cinsel arzu nasıl değişilir adet döneminde, o ay içerisinde kadın hangi etaplardan geçiyor, neleri geçiyor ve hangi hormonlar onu etkiliyor. Bu aslında genel bilgiler, rakin biraz farklı taraftan giriş sağlayacağım ve özellikle cinsel cinsel istek, e, cinsel arzu bu dönemde kadında nasıl değişilir, adetin hangi dönemleri. Öyle sizlere ipuçları vermek çalışacağım ki bu canlı yayında. Sizler e, kendinizi analiz ederek hatta en sonunda e, canlı yayınımın e, sizler neleri not ederek kendi hayatınıza... E, analiz ederek yansıtabilirsiniz faydalanabilirsiniz ee, ve e, inşallah başlayalım zaten herkes e, bilenler katılacak böyle küçücük bir sunum hazırladım sizlere ee, özellikle cinsel arzuyu ve libidonu konuşacağız adet döngüsünün içerisinde o bölgeden bakacağız Aa, i̇lk olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu konuyu e, hayatı boyunca kadın yaşıyor kendisi. Bu dönemlerin hepsini geçiyor. Her ay adet döngüsü, menarşı başlayandan sonra farklı cinsel mizaç, farklı kadınlar, farklı tiplerde e, kimi 9 yaşından başlatıyor, kimi 15 yaşından başlıyor, kimi 18 yaşında bile başlıyor. Bazılarımıza e, evet, e, polikist over gibi sendromlar, e, polip endometriozis gibi sendromlar, patolojiler e, olduğu için biraz e, farklı kanamalar, farklı düzensiz akıntılar e, olabilir. Bunlar hepsi çok büyük konular. Aslında adet dönemin içerisinde ne kadar farklılıklar olur ve bunun patolojisi nedir, normusu nedir? Onları bugün çok konuşmak, o değerine girmek istemiyorum. Daha cinsel sağlık taraftan gitmek istiyorum ki siz de o bilgileri her kadın yaşadığı için o bilgileri hayatına yansıtıp onu kullanabilsin. Sorulara hemen cevaplamayacağım. Zamanımız kalsa birazcık sona şey yapacağım. Sizden gelen mesajları kapatıyorum ki sunumu benim yani böyle şey yapmasın. Evet. İşte söylediğim gibi her kadın farklı yaştan bu dönemi başlıyor ve bu dönemde bizim için ilk olarak şunu bilmemiz gerekir ki hepsi hormonlarımızın, beynimizin, psikolojimizin e, kontrol altında ve hepsi birbirini etkiliyor. Cinsel arzuyu ve libidonu e, bu dönem çok etkiler. E, ama ben o kanama adet döngüsünde o e, genel olarak kanama dönemi e, zannediliyor. Ama ben tüm e, periyoddan bahsedeceğim. Bizim bazı özel hormonlarımız var. Bunlar tabii ki tüm vücudu farklı dönemlerde etkilediği gibi cinsel arzuyu da çok farklı taraftan etkileyebiliyor ve bizim birçok kendimizi hissetmemiz, beslenme tercimiz, mikrobiyotamızın düzeni, bağırsağın bazı ruh halimizi hepsini etkilemiş oluyor burada bizler için önemli olan nelere dikkat etmeliyiz ve adet döneminde bunları bilerek nasıl kontrol edebiliriz aslında hormonların bizim aslında genel olarak tüm vücudumuzu etkilediği için çok biliyoruz lakin maalesef ki ne kadar çok öğrensek o hormonlar birbirine karıştığı zaman nasıl e, vücudumuzu ruh halimizi etkiliyor bazı dönemlerde çok derinden bakılmıyor ve farklı değişiklikler yaşadığı, patolojiler yaşadığı kadın üst üste geldiği zaman bunu hiç değerlendirmemiş olabiliyoruz. O yüzden bazı kadınlar yanıma geldiği zaman hormonal dengenin doğru analiz edilmesi hatta genç kızlarınız var ise veya içerinizde genç kızlar var ise yaklaşık 20 yaşına kadar genel hiçbir sorununuz yok ise hormonal seviyenizi muhakkak herkes böyle bir tamamen test yaparak tam kan testinin içerisinde hormonal seviyeniz genel bilgilerini almanız gerekir ki normada siz kendinizi ruh haliniz iyi, adet döneminiz normal, kendinizi çok gümrah iyi hissediyorsunuz. Hiçbir sorununuz yok ne gibi saç dökülüm, depresyon, deride sorular vesaire genç dış görüntümüzü etkileyen hormonları biliyoruz. Ve buna göre o seviye nedir? O sizin böyle bir pasaportunuz, hormonal pasaportunuz olacak. Çünkü bu dönemde 20 yaş, 18 yaş arasında artık 18 diyorum kadın o adet döneminin şeyine ritmine girmiş ve rutin olarak her ay zaten yaşıyor. Yani normalde yaşıyor. Hiçbir ağrılar, sancılar ve sair sair gibi problemler yaşamayan kadın için bunları yapmanız size çok tavsiye ediyorum. Elinizde öyle bir pasaportunuz olsun ki sonradan 30 yaşlarına geldiğiniz zaman 35 yaş, 40 yaş maalesef Türkiye'de erken menopoz tanısı çok yaygın. Gerçekten çok böyle şaşırtıcı derecede ve bunun da kendi altyapısı, kendi sebepleri var. İşte o yaşa gelendiği zaman hatta belki oraya menopoz dönemine değil kontrasepsif seçmek istersiniz korunma yöntemi doğru seçmek istersiniz. Laktasyon döneminde, emizdirme döneminde koruma seçtiğiniz zaman hormonal bir tedavi almalı olabilirsiniz gibi gibi durumlarda o pasaportunuz sizin genel seviyesi nasıldı hormonların size göre iyi hissetmek için ona göre analiz etme sonradan daha kolay oluyor ve ona göre daha doktorları da doğru hızlı bir şekilde yöneltebilirsiniz. Bu önemli bir not sizler için. Şimdi gelelim konumuza. Adet döngümüzde daha İyi anlamak ve uyum sağlamak için söylediğim gibi birçok hormonları kendimiz bilmeliyiz ve bu hormonlar hangileri neler yapıyor da onları da öğrenmeliyiz. Her ay aynı adet döngüsü tabittir. Biliyoruz bunu yumurtlama olgunlaşıyor. Ya Yumurta olgulaştığı zaman rahim iç tabakasının endometriumun değişikliklerine göre dönlenme yaşandıysa, yaşanmadıysa ona göre iç mukozası değişilir endometrium ve o iç tabakasına göre hem bizim ve o üretilen hormonlara göre tabii ki hem bizim söylediğim gibi iştahımız değişilebilir. Bizim ruh halimiz değişiyor. Kendimizi çok farklı hissedebiliriz ve bunun e, vücuttaki o etaplarda e, gebelik oluşmuş mu, oluşmamış mı? Vücut hepsi organların içinde o üretilen mikro e, elementler, vitaminler, e, bize gereken o e, moleküller, faydalı moleküller hepsi bir araya toparlanıp gebelik oluşumuna yardımcı olmalı mı yok mu? Bu sorunu vücut her ay kendi kendine veriyor ve yok ise öyle söz konu gebelik o zaman rejimini değişerek çok farklı bir programla çalışıyor. Şimdi bizim için bizim için kendi kendimize sorsanız Hangi dönemde neler yaşanıyor ve bu hormonların isimlerini öğrenmek istiyorum. Belki de biliyorsunuz, çoğunlukla biliyorsunuz biliyorum. Ama bir daha tekrarlamak istiyorum. Tüm değişiklikler adet döneminde folikul uyarıcı hormona, östrojen, lüteinleştirici hormona ve progesteron. Bu dört tane hormonun altında diyelim çalışıyor ve bu hormonlar aslında özel hormonlardı. Çünkü hem beynimizde üretilen hem yumurtalıkta özellikle buradaki yumurtalıkta üretilen hormonlar olduğu için yumurtalıklar nasıl çalışıyor? Orada kist var mı, yok mu? Farklı patolojiler var mı, yok mu? Buna dikkat etmeliyiz. Ve artık akıntı ve cinsel Uyarılar nasıl değişilir? Birazcık o taraftan da anlatmak istiyorum. Adet sonrası ve yumurtlamadan önceki dönem döngünün ortasına kadar aslında adet dönemi biliyorsunuz farklı kadınlarda 21 günden 35 güne kadar normaldir. Yani normal bir dönemdi ve bu dönemde 21 gün 35 gün arasında kim dese ondan az değil de ama ondan çok 35 günden fazla oluyorsa bazı demek ki bozukluklar var hormonlarda. Genel olarak onun ortalaması dönlenme, ovulisyon, yumurtla, yumurtlama dönemidir ve bu dönemde çok farklı etaplar yaşıyor kadın. İlk dönem birinci günden adet kanamasının birinci gününden ovulasyonun yani yumurtlama dönemine kadar ortalama götürüyoruz. Evet 14. 15. 16. gün olabilir. Genel olarak öyle sayılır 28 gün götürsek adet dönemi. Lakin o hem biraz sona doğru da geçebilir. Biraz öne doğru da geçebilir. Yani 12. 13. günde olabilir. 21. 22. günde 24 günden 28 günden sayıyoruz da tüm adet dönemi 21 22. günü de dönlenme olabilir. Buna özellikle koruma yöntemi seçerken dikkat etmemiz gerekir. Doğal koruma yöntemleri seçerken. Neden? Çünkü bazen o günlerin sona doğru yumurtlama dönemin sona doğru Doğru, e, olduğunu bilmediği için kadın ve kendini önceden libidosuna göre cinsel isteğine göre o cinsel ritmine göre analiz etmesine göre bilmediği için o dönemi farklı önceden atlatmış gibi biliyor ve koruma yöntemi mesela prezervatifi ise e, böyle basit e, durumlarda geçebilir. Gerçekten öyle kadınlar oluyor ki onu doğru saymadığı için e, gebe kalabilme ihtimali çok çok yükseliyor. İşte e, şimdi yumurtlama dönemine kadar ilk gününden adet dönemi bu ilk faz ve biz buna e, aslında anabolik yani yenilenme fazı söylüyoruz. Yenilenme fazı ne demektir ve burada hangi değişiklikler e, yaşıyor kadın? Kadın kendini çok iyi hissediyor bu dönemde dönemde çok sakin, ruhsal olarak kendisini e, her zaman böyle daha e, daha sakin, daha e, beslenmesini kontrol edebilen, o güce sahip, e, böyle daha nefsiyle başaran e, cinsel arzusu normalde daha birazcık fazlasıyla e, yumurtlama dönemine, çoğalma gibi olabilir. Proteinler daha çok bu dönemde tüketmek isteyen, esneklik vücudunda olan, daha fiziksel aktiviteleri daha çok seven, isteyen mesela bir çoğudan spor fitness salonuna gitmek istiyorsunuz. Bu dönemde anabolik döneminde daha kendinizi toparlamanız ve spor salonuna gitmeniz daha çok şanslar oluyor. Yeniden başlamak bir dönemdi. Yeni iş başlasın, çok da bitirmediği şeyleri bitirsin. Yani o gücü hissediyor. Tüm vücudumuz ne yapıyor? Ha öyle bir ki bir toprak. O toprağı yavaş yavaş suluyor, o toprağı çalıştırıyor, ki oraya çok yakında yumurtlama döneminde yumurta bir yumurta ekilecek bir büyütecek oradan bir şeyler. O yüzden yaklaşık yumurtlama dönemine geldiğimizde o evolüsyon dönemi burada. Artık kadının önceki dönemde daha iştahlı, daha güçlü olduğu için burada ruhsal olarak da e, tabii ki orada daha pozitif düşünen e, kadındır. Burada çok farklı bir dönem yaş e, yaşla, yaşamaya başlıyor. Kadın daha böyle e, kötü düşünüyor, daha hızlı bir şekilde depresyona girebilir, e, sınırı çok e, hızlı bir şekilde kızıyor, eşiyle kavgalar daha çoğalıyor bu dönemde. Ve kadın e, beslenmesine artık o kadar dikkat etmiyor. Hatta diyet e, yapıyorsa tamamen bırakabilir, dikkat etmeyebilir. E, toksinler atma bir dönemi bu dönemde vücuttan. O yüzden kadının e, kendisinden e, teri farklı kokabilir, akıntılar çoğalabilir. Ve bu sayır sayır gibi e, değişiklikler hem ruhsel olarak hem fiziksel olarak kadın yaşıyor. Bu dönem ismi üzerinde katabolik bir faz olduğu için yıkıcı bir dönem. Yıkıcı bir dönem belki de kadın bu dönemde her şeyi yıkar, çok kızar, çok depresyona giriyor. Hatta bu dönemde özellikle kadınlara antidepresanlar vererek sakinleştirici nöroloji uzmanlar genel olarak bu dönemde kadına veriyorlar. Ama şunu söylemek istiyorum ki bu dönem geçicidir, geçicidir ve biz evolüsyon dönemi özellikle yumurtlama dönemine kendimizi dikkat etsek o dönemde birçok kadına güç geldiği için birinci e, yenilenme döneminden, yıkıcı dönemin arasında olduğu için birçok e, vücut o enerji depolarını toparlaması için güç geliyor kadına ve birçok işlerin hem psikoloji olarak daha dayanıklı oluyor ve vücut olarak birçok prosesleri daha kolay atlatabiliyor. Mesela bir infeksiyon, bir salgın döneminde ise o dönemde daha kolay, o yenilenici, yenilenme döneminde daha kolay atlatıyor. Lakin yıkıcı dönemde çok hızlı bir şekilde hastalık bulaşabilir ve kadınlar genel olarak birçok virüs salgını var ise genel olarak herpes virüsünden bahsediyorum ve VPC virüsünden, HPV virüsünden. Bunlar hemen bir şeyini göstermek stres halinde oluyorsa kadın o dönemde gösteriyor kendini. İşte akıntılara geçsek bu dönemlerde akıntı açık veya beyazlaşmış bir renkte ve orta kıvamında ilk dönemimizde. Adet döneminde ise yükselmeye başlar. Artık adet döneminin ortasında, ortasına geldikçe tamamen kıvamı çok böyle yoğun bir şekilde gelebilir ve bu normal bir akıntı şeklidir cinsel istek ise e, yenilenme döneminde artar. Romantik randevular dünyası <laughs> yazmışım size. Gerçekten öyledir. Kadınlar daha çok kendisine e, ilgi istiyor. E, eşinden daha çok güzel sözler istiyor. Daha çok çekici olmasını başarıyor bu dönemde ve e, yeni bir dönem cinsel e, ilişkilerde başlamış ise bu dönem diyebiliriz ki en şanslı çünkü kadın ağrısı var ise cinsel birleşmede veya farklı bir patolojileri o disparini Iı, ön plana çıxaran patolojilər var isə bu dövrdə daha kolay atlatabilir. Hətta vajinismus xəstələri bu dövrdə daha kolay cinsi birləşmə yaşadığı üçün genel olaraq ilk fazında, yenilənmə dövründə vajinismusu atlatıyorlar. Genel olarak çok yaşadığı aileler, kadınlar bu dönemde yeni pozları keşfedebiliyorlar. Çünkü daha rahat, esnek, kaslar esnek, vajin esnek, kaygınlaştırıcı bol. O yüzden daha hafif ve zevkle yeni pozları kendileri cinsel birlikteliği de yaşıyorlar. Ayrıca şimdi diğer etaba geçsek sizlerle yumurtlamadan sonraki dönem burada önemli olan bizim için serviks'in değişilmesi bu anatomik özellikler aslında bu döneme kadar serviks yukarıda idi yavaş yavaş aşağı iniyor akıntı söylediğim gibi daha kremalı bir hal alır daha yoğun bir şekilde gelebilir ve bu dönemde cinsin anlamda aktif hissetme bilirsiniz. Neden? Çünkü aktif olmamanızın sebebi burada bu dönemde kadın artık vücudu biliyor ki dönlenme olmuş lakin yumurtlama olmuş lakin bebek oluşmamış, embriyon olmamış ve vücut artık çalışmak, o depoları, o enerji depoları, hormon depolarını bir daha vücudun içerine toparlayarak öyle hemen cinsel arzuyu yükseltmiyor. Libido bu dönemde aşağı inmeye başlıyor ve bu dönemde orgazm o, olmaması kadının e, cinsel aktivite yaşamak istememesi gayet normaldir. Ve buna göre kendinizi de analiz edebilirsiniz. Bu dönemde e, çok kendinizi suçlamayın. Ben eşimi memnun etmedim vesaire. Çünkü bu gerçekten her kadın bu dönemde e, cinsel e, istek Libido aşağı enmesi ön plana çıkıyor. Hiçbir şey istemiyoruz. Söylediğim gibi yıkıcı bir dönemdi. Kadın daha kendisini çok boşalmış, bazı yerde suçlu, bazı yerde depresyon yaşadığı için hiçbir herkesten küsmüş bir dönem yaşadığı için çok kadından beklentiler bence olmamalı bu dönemde ve gerçekten anatomik de olarak farklı serviksin durumuna göre farklı yaşadığı için o farklılıklardan itibaren kadının cinsel hayatına çok yansamış olur. Bunu bilmenizi isterim. İki tane önemli şey. Hem hormonların sizin ruh halinizi etkilemesi, yani kendinizden beklentileriniz nelerdi ona göre program yapasınız kendinize diyebilirim. Daha cinsel aktivitini de yeniden bazı şeyleri öğrenmek istiyorsunuzsa veya bazı egzersizler, bazı praktikler yapmak istiyorsunuzsa ilk dönemde adet hemen bitenden sonra o yenilenme döneminde anabolik fazda daha yapmanız doğru olur. Şimdi önceki bir gün adet döneminin birinci gününden başlasak bu dönemde cinsel isteğiniz e, artması yavaş yavaş başlıyor. Neden artıyor? Çünkü aslında bu dönemde e, vücut hatta rahim oradaki olan o değişiklikler, oradaki yaşanan e, iç tabakasının rahmin iç tabakasının atmaya çalıştığı için o kasların daha çok kısılmasına yol açan hormonlar etkiliyor o kasları ve cinsel istek libido yavaş yavaş yükseliyor. Ki kadın orgazm yaşadığı zaman bu kaslar çalışıyor ve hem kan akışı yükseliyor hem lenf akışı yükseliyor ve kadının rahat rahat rahimin hareket etmesine bir vesile olmuş oluyor. Aslında bu dönemde orgazm sırasında rahim kısılır. Bunu da ayrıca sizler için not aldım. Buna özellikle dikkat ederek bazı bazı çiftler bu dönemde daha aktif cinsel hayat yaşıyorlar ki kim ki gebe kalmak istiyor hamilelik olursun diye lakin şunu e, dikkatinizi çekmek istiyorum ki burada bu dönemde doğru pozisyonlar seçmerek veya e, daha sık sık cinsel birleşme yaşayarak e, hamilelik bu çünkü libido yükselmiş ya yavaş yavaş da cinsel arzu daha da çok e, burada bu ihtimal çok e, aşağıda çok e, küçük neden çünkü dönlenme dönemi artık geçmiş ve hamilelik oluşması imkansız o yüzden o e, buna dikkat ederek cinsel arzuvuzu e, değil de ona yönelik değil de dönlenme dönemimize yönelik e, libido'nu yükselterek ilk fazında adet dönemin e, o pratikleri e, onu kullanarak o bilgileri kullanarak daha e, gebeliği hızlı bir şekilde oluşturması daha avantajlı olacak sizlere inşallah o yüzden e, gebe kalan isteyen kadınlarma da bunu her zaman anlatıyorum. Adet dönemi başladığımız dönemde kanama başladı. Serviks tam olarak aşağıya iniyor. Ve serviksin şöyle göstersem serviks diyelim burası rahim bölgesi. Serviksin aşağı inmesi aşağı emmesi bizler için ne demek? Tabii ki çok hızlı bir şekilde dışarıdan, vajenden mikroorganizmalar rahim içine girebilir. Neden? Çünkü serviks tam aşağıda olması, birazcık da açılması oraya çok hızlı bir şekilde infeksiyon kapabilir. Buna göre birçok şeylere dikkat etmeliyiz. İlk olarak tabii ki hijyene dikkat etmeliyiz. Çok hızlı bir ilk günlerinde özellikle sık sık pedleri değiştirmeliyiz. Tampon kullanmana hiç ben taraftarı değilim çünkü ayrıca ona bir gün ben ayırdım. Story'mde sizlerle birçok faydalı paylaşımlar tamponla ilgili yaptım. Tamponların üzerinde o mikro oturuyor kan çok güzel bir onlar için ortam ve oradan kendilerini kendi aralarında daha çok geliştirerek kendilerini üretilir kendi kendine ve vajinin mukozasından hızlı bir şekilde kanla iç tarafa difüzyon ıı, içine çekiyor. Böylece ayrıca da ıı, rahim ağzı açık olduğu için servikal kanaldan çok hızlı bir şekilde içeri de enfeksiyonun kaplaması, ıı, o hastalığı ulaşması da ıı, kolay oluyor. İşte burada ıı, bizim için önemli olan serviksin tam aşağıda olması ki bu da e, neye göre nedendir? İlk olarak neye dikkat etmek istiyorum? E, kadınların bu dönemde e, birçok e, bana özelden mesajlar geliyor. Benim eşim cinsel birlikteliği de e, adet döneminde benden talep ediyor. Evet biliyorum hocam bu İslami taraftan e, yasaklanmış bir şey. Lakin e, ona hayır diyemiyorum. Ve o e, benden bu tarz birleşmeni istiyor. Ayrıca bazı kadınlar çoğunlukla bu dönemde cinsel arzunun artması nedeniyle kendilerinde daha güçlü, daha böyle cinsel aktiviteye rahat gittiği için kendileri de tercih edebilirler. Adet döneminde kaygınlaştırıcı gerek yok vesaire sair gibi şeyler. Bu kesinlikle kesinlikle olmaması gerekir. Nədən ilk olaraq birazcığıq anlattım. Çox hızlı bir şəkildə rahim ağzı aşağı endiyi üçün və servikal kanal açıq olduğu üçün hızlı bir şəkildə cinsi birlikteliydə infeksiya qapa bilər və biz buna diqqət etməliyik. Bu bir tibbi, yəni modern tibdə bile yəni İslamı çerçeveden bakmasak bile bu e, tercih edilmeyen bir birleşme olur. Ve bunu doktorlar tavsiye etmiyorlar. Kesinlikle e, hem vücuda zararlı hem kadın kendisini kötü hissediyor e, ağrılar bazı diskonfor e, aşağı bölgede karın alt bölgesinde rahim bölgesinde Ayrıca da ikinci sebebi nedir? İkinci sebebi enfeksiyon bulaşmasından şeyden geçsek. Bu dönemde cinsel birleşme yaşanır ise ve kadın orgazm yaşıyor ise kadın orgazmı ne demek? O dönemde rahim kısılır, kısılır ve o kasılmalarla pompa gibi kanı iç tabakasından, rahim iç tabakasından o kan endometriyumdan çıkan kanı bir daha içine çekmesi. O da tüplerden dışarı çıkma fırsatı olabilir ki bu tarzda bu tarzda aktivite cinsel aktivite olduğu ve güçlü bir kısılma olan da rahimin içinden kan dışarı çıkma yerine içeri çekilerek yumurtalıklara, tüplerin içine öyle sıçrayarak okan aslında çok küçücük yani miktarda, göze belki de hiç görünmüyor bir miktarda olabilir. Lakin bu durum çok güçlü bir risk açıyor. Hangi hastalıklara? endometriozis gibi, adenomyoz gibi hastalıklara. Adenomyoz biliyorsunuz bu çok... Yaygın bir hastalıktı kadınlarda genel olarak e, doğum sonrasında e, açılan bir hastalık. Birçok e, adet döngüsünde düzensizlikler, e, adet e, döneminde aralarında o sakin dönemde e, kan akış e, kanamalar, e, siyah renkte kahverengi, akıntılar. Ayrıca çikolata kisti dediğimiz e, patolojiye neden de endometrioz e, kistleri diyoruz. Bunlar hepsi bir e, fizyolojinin o patofizyolojinin bir sebebidir. Silsile gibi hepsi birbirinin ardından e, ve bu sebepleri aslında çok az kadın biliyor. Ayrıca bu tarz e, mekanizma, bulaşma mekanizması, e, bulaşma doğru değil, e, üretilmeyen bu hastalığın e, gelişme mekanizması neye benziyor? Adet dönemi kanama döneminde kadın aktif fiziksel egzersizler yaparken egzersizler alt kısmına karın alt kısmına yapılmaması gerekir. Adet dönemin ilk e, bir ve 3 gününde çünkü kanama çok güçlü olduğu dönemde bu kan iç karın iç, iç basıncı ile içeri çekebilir. O endometrium çıkması gereken endometrium iç tabakasından rahimin ama onu içeri çekerek o karın iç basıncı ile içeri çekilerek bir daha oluşum oluyor yumurtalıklarda sonradan çikolata kistleri. ə mexanizmasının şeyə gelişimi endometriozislər, dispareuni bu onun ayrıca cinsi birləşmədə, ağrılı cinsi birləşməyə də səbəb ola bilər. Evet, həmen ayda deyil, həmen dövrdə deyil, zaman keçir, 1 ay, 2 ay, sonra Kadın geliyor neden olabilmiş? Genel olarak doktordan sonra anda genel olarak biz neler diyoruz? Diz hormonal prosesler başlamış. Vücudunuzda birçok diz hormonal yani bozukluklar var diye hormonların buna neden? Lakin bunun daha mekanizması farklı da olabilir. Ve kadın özellikle Şimdi adet döneminde cinsel birliktelik yaşanmamasına e, neden bu nedenleri saydım. İkinci ise e, güçlü aktif spor salonlarına, fitness, özellikle ben bunu fitness e, ve e, pilates e, sporcularda bunu görüyorum. Çünkü buna dikkat etmedikleri için birçok egzersizleri yaparak pelvik taban kaslarını güce vererek e, karın aşağı iç kasları güce vererek o basıncı yaratarak içeri o kanama dışarı çıkan kan pıhtalarıdır, kan hücreleridir onlar içeri giriyor ve tam ters bir etki gösteriyor. Burada genç kızlar anneleri, ergenlik döneminde kızlar anneleri var ise Onlara da a, söylemek istiyorum ki bunu kızlarımıza iletelim. Bu dönemde fiziksel a, aktiviteler, a, okulda olabilir, a, beden eğitimi vesaire gibi bu dönemde bir iki günü, a, üç günü kızlarımız a, istirahat etsin ve hiçbir a, aktif olarak bu tarzda çalışmalar yapmasın. Ben mesela buna çok dikkat ediyorum. Çünkü birçok genç kızlarda hiç kimse bilmiyor nedeni neden de özellikle endometrioz gibi hastalığın çikolata kistlerin nedeni neden olabilir? Evet hormonal bozukluklu olabilir. Stres yaşıyorsunuz belki ondan olabilir. Yani birçok böyle genel şeylerden olabilir. Test veriyorlar hormonal testi hiçbir şey çıkmıyor. Hormonlar normal, gayet normal ama sonradan 2 3 ay sonrasından artık Hastalık oluşandan sonra, o temelini yapandan sonra tabii ki artık bozukluklar başlıyor çünkü o tars e, kislerin kendi ürettiği e, prosesler var ve bu da hormonları etkiliyor. Evet sonradan hormonlarda da değişiklikler görüyoruz. Iı, ta, ıı, ve ıı, burada ıı, yeniden hormon tedavisi uygulamak zorunda kalıyoruz ki bu da ıı, bir daha ıı, aynı şekilde ıı, vücudu etkilemiş oluyor. Bu ara ıı, çok yakında bir ıı, konuşmaya iki tane bayanın konuşmasına şey oldum, şahit oldum. Biri diğerine diyor ki bende çikolata kisti var ve birçok arkadaşım diyor ki birçok çikolata fazlasıyla yiyorsun galiba. O yüzden çikolata kisti kimse söylemiş arkadaşlardan böyle bir şeyler duymuş. Sonra internette de araştırmış öyle bir bilgi orada da ulaşmış. Beni o kadar çok bu <laughs> böyle neşelendirdi ki nasıl ya bu kadar basit şeyleri çikolata kisti çok fazla çikolata yiyorsunuz diyebilir kimse tabii ki bu kadar basit değil ve çikolatanı bırakarak çikolata kistiden hemen öyle kolayca maalesef ki bitmiyor bu hastalık işte adet döneminde cinsel arzunuz yükseliyor neden neden yasaktır. Bu aslında hem fiziksel olarak anatomik özellikleri bilerek ki servikal kanal aşağıda açılmış, rahim ağzı tamamen aşağı inmiş. Buna göre de gerçekten bizim fizyolojimize uygun olarak bu dönemde cinsel birleşme e, İslamide, e, İslami İslam çerçevede de yasak olduğu için üst ve üst çok doğru geliyor. Ayrıca birçok hastalık bulaşmasın diye e, bu tarz aktiviteleri bakmayarak ki libidonuz, cinsel isteğiniz bu dönemde artmış oluyor. Bunu durdurmak gerekir. A, neler yapabiliriz hocam sorsanız bu dönemde Mesela cinsel arzunuz çok yüksek, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, a, neler yapabilirsiniz? Bence birçok manuel teknikleri kullansanız daha iyi olabilir. A, eşinizi de mutlu edebilirsiniz. Kendinizden de o enerji, o erojen e, enerji çıkabiliyor, cinsel e, enerjiniz çıkabiliyor. Ayrıca normal adet döngüsünün üzerinden bir daha geçeyim. Bir üç gün söylediğim gibi olabilecek ağrısız ve düzenli bir şekilde olması gerekir. Önemli olduğunu bildiniz artık serviksin iki parmak veya daha aşağıda hissediyorsunuzsa daha da aşağıda bazı kadınlar bu dönemde illa daha da normalde aşağı iniyor ve bu serviks rahim ağzıdır bu vajen bölgemizde daha da aşağıda hissettiği için e, hocam böyle bir et parçası gibi e, vajinden bir şeyler çıkıyor diyorlar. Bu durumlarda lütfen ve lütfen muayene olun. E, kadın doğum uzmanına gidin. E, gösterin ki pervik tabağın e, kaslarınızın zayıf olduğunu olmadığını sizlere söylesinler. Rahim ağzı sarkması var yok. Vajin sarkması var yok. Bunu önceden sizlere bildirsinler. Çünkü normalde rahim ağzı yükselmiş şekilde siz bunu hissetmeyebilirsiniz lakin aşağıda olurken bunu çok hızlı bir şekilde hissedebilirsiniz ki bu da sizlere birçok patolojini önlemeye sebep olabilir. Ayrıca sağlıklı kadın atölyemizde da birçok egzersizleri uygulamaktayız ki bu tarz durumları önleyelim. Hiç sarkma olmasa, bunu yaşamayalım. Kaslarımızı güçlendirelim ki bu dönemde ağrı var ise ve ağrılı bir dönem geçiyor ise kadınlarda tabii ki bizim için önemli olan nasıl bunu atlatabiliriz bu ağrılı dönemleri neler yapabiliriz ki ilk günlerde basit aslında birkaç tane egzersiz paylaşmıştım telegram kanalında orada pelvik tazı pelvisimizi ön arka ön arka ön arka egzersizi yaparak pelvis sallanacağı değildir. Bunu yaparak günde 5-10 dakika kan dolaşımını güçlendirerek yavaş yavaş ama çok aktivite söylediğim gibi değil. Kan dolaşımını yavaş yavaş öylecik yükselterek limf akışını çalıştırarak biraz hafifletebiliriz ağrıları. Ayrıca bu tarz tabii ki egzersizleri adet döneminde değil de kanama döneminde değil de öncesi yapılması gerekir ki o yenilenme döneminde daha aktif olursunuz ve yapıyorsunuz. Neler yapabiliriz? Bel sırt üzerinde uzanarak küçük bir havlu yaparak sırtınıza yerleştirerek 5-10 dakika uzanabilirsiniz üzerinizde. Bu tarz egzersizleri daha detaylı bir şekilde atölyede veriyorum da ama sizler de bunu yapabilirsiniz. Birçok aslında faydası var. Havlunu yaklaşık bir 10 santimetrelik civarında, diametrede yaparak böyle fırlatarak altınıza sırt omuzlarınızın altına yerleştirerek üzerinde uzanıp e, vücudunuzu rahatlamanızı e, sağlayacak ve kendinizi daha e, lenf akışının tüm obluklarını açmana vesile olacak bu tarz e, 5-10 dakikalık e, egzersiz Ayrıca gün içerisinde gün boyunca ağrılı adet kanama dönemi yaşıyorsunuzsa sıcak ılık su içmeyi tam gün boyunca. Bu da kasları rahatlıyor. Özellikle bağırsakların kaslarını rahatlıyor. Ve bu tarzda o progesteron hormonu bağırsaklara da etki gösterdiği için o dönemde daha hafifledebilir, ağrı, ağrını ama küçük küçük udgumlarla tam gün içmenizi tavsiye ederim. Ve ayrıca kırın üzerinde üstünde de uzanabilirsiniz. uymak değil uzanabilirsiniz 5-10 dakika. Bu da faydalı olabilir. Şimdi sizlere artık aslında kısa bir şekilde <laughs> söylemek istiyordum artık e, tamamlayım nelere dikkat etmeliyiz e, adet döngüsünü özellikle libido cinsel isteğe etkisini sizlere detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Akıntı bu dönemde nasıl oluyor? Bunu kendinize bir gözlemleyin. Kıvamı nedir? Rengi nedir? Hangi dönemde daha fazla? Hangi dönemde daha az? Rahimin, rahim ağzının vajinin durumunu, rahim ağzının yüksekliğini bunu değerlendirebilirsiniz bu dönemde. Cinsel isteklerinizi değerlendirme ile aynı zamanda buna göre bir program uygulayabilirsiniz. Cinsel e, takvim diyorum ben ona. E, ona göre hangi dönemde daha e, sık cinsel birliktelik yaşayasınız, daha e, az yaşayasınız. O dönemi sizler için nasıl daha uygun ise e, hazırlık yapabilirsiniz ki Kendiniz hazır olduğunuzda zaten erkekler her zaman o e, cinsel birleşmeye hazır bir fizyolojisindedir. Ama biz kadınlara e, biraz farklı hazırlıklar da önemli. O yüzden e, bu tarz e, bilgileri analiz ederek hayatınıza e, yavaş yavaş uygulayabilirsiniz. E, orgazm olma. Yeteneğinizi buna göre de ayrıca değerlendirip geliştirmek için bu da bir fırsat bu da bir dönem burada orgazm yaşıyorsunuzsa hangi orgazm yaşıyorsunuz değerlendirmeniz Orgazmın gücü nedir? Yani yenilenme döneminde ilk fazında adet döngüsünün ve ikinci fazında adet döngüsünün hangisinde daha güçlü? Çünkü kadın fizyolojisi farklı olabilir. Kimdese genel olarak evet birinci dönemde güçlü olabilir ama bazı kadınlarda ikinci dönemde de daha kendisini aktif, kaygınlaştırıcı kendisinden üretilir daha fazla vajin mukozası çalışıyor. Yani bu çok farklı olduğu için özellikler var ve bunu kendi kendinize analiz edebilirsiniz. Bunu başka bir doktor dışarıdan gidip ona muayene alma hiçbir ihtiyaç yok. Bu tarz bilgileri kendiniz analiz etseniz, kendi vücudunuzu daha iyi tanısanız hem orgazm olmanıza daha kolaylaştırabilen birçok faktörleri hesaplasanız sizlere cinsel sağlığınıza da katkıda olumlu katkı gösterecek. Ayrıca, a, farkındalıkda, a, cinsel birliktelikte bu dövəmlərdə sizlərə rahat olan, kəndinizi konfor hiss edən dövəmdə cinsel birliktəlinin fərqli pozisiyonları uyğulaya bilərsiniz. Və ə, təbii ki, dəyərləndirmək cinsel isteyin və orgazm sayısıdır. Bunu da ə, aslında bu fərqli a döngü günlüğü gibi, takvimi gibi orada her zaman not edebilirsiniz. Şimdi birçok uygulamalar var telefonda da. Bunu kontrol etseniz kendi vücudunuzu, bedeninizi, cinsel sağlığınıza birçok notlar alacaksınız ki bu da sizlere bence çok faydalı olabilir inşallah. Şimdi sizlerin belki de sorularınız çok gelmiş. Hepsini kapattım. Ama şimdi birazcık bakayım. Çok az zamanım kaldı. Aslında ben biliyor musunuz? Şöyle bir karar verdim kendim için küçük küçük böyle bilgilendirici canlı yayınlar sizlere sunmak istiyorum. Ve bu canlı yayınlarda küçük bilgilerden paylaşmak istiyorum ki her kadın yararlanabilsin. Belki bir şeyleri duymuş, biliyor, onu uygulamasını bilmiyor veya belki de bazı şeyleri yapıyor ama ondan ekstradan da bir şeyler faydalanabilir. O yüzden cinsel sağlığı böylece küçük küçük sizlere kim ki benim mesela Mm. -hmm. durumu yok. Atölyeme katılamıyor. Orada tabii ki çok büyük bir program uyguluyorum. Kendim çok heyecanlıyım. Orada tüm bilgiler mi, tüm tecrübeler mi? Aslında birçok uygulamaları, yurt dışında gördüğüm kursları hepsini bir araya toparladığım için çok bol böyle bir program yapıyoruz. Lakin kim ki onu değerlendiremiyor, kim ki oraya gelemiyor. Bu tarz canlı yayınlarda da çok küçük küçük bilgilerden sizlerle paylaşacağım inşallah aynı zamanda telegram kanalımda da paylaşmış olacağım o yüzden takipte kalın orada da adetim bitti 18 yaşındayım sak e, kısımda ağrı batma var acaba neden olabilir burada muayene tabii ki gerekir bu durumlarda e, ultrasonla e, genç kızlarımızda çok güzel görünüyor kist var yok e, endometriyonun e, Endometriyon e, durumu nedir? E, burada genel olarak e, söz konusu şey olabilir, e, kistler olabilir. Retinsiyon kistleri, çikolata kistleri, birçok e, kistler ona göre muayene gerekir. E, polikist over düzelir mi? Evet düzelebilir. E, lakin bunun tedavisi zor. E, uygulamalar e, farklı standartlara göre farklı birçok hormonal tedaviler uyguluyorlar ve maalesef ki onların doğru seçimini bence tek bir jinekoloji e, gine, gine, uzmanı değil, genikoloji endokrinoloji uzmanı ile birlikte çalışması gerekir ki daha etkili olsun. O yüzden çok uzun zaman çeken bir polikist over'd ise e, bu iki tane uzmanla çalışmanızı tavsiye ederim. Onlar da kol kola birlikte çalışması gerekir ki doğru hormonal tedavi seçilsin. Ayrıca e, çünkü genel standartlar öyle. Ayrıca tabii ki e, birçok kadınlar e, polikist over'den alternatif yöntemlerle de uygulayarak kurtulabilmiş ve bunu da bunu da bence gözde bulunmak gerektirir ki birçok öyle uygulamaları siz de deneyersiniz. Şimdi ben polikist over şeyimiz değil de konumuz lakin Aa, sorulara göre zamanımız çok az kalmış. Şimdi aşağı dönelim. Evet, teşekkürler. Vajina mantar sorumu var. Aa, bu konuya değinebilir misiniz? Evet. Va Vajina mantar, aslında mantar konusu, vajinal mantar konusu çok. Iı, kadınların bir sorumudur. Burada nelere dikkat edin? Çok genel olarak söyleyeceğim. Beslenmeye dikkat edelim. Beslenme, şeker, un, glutensiz e, beslenme önemli. İkinci, e, Tedavi yapılır ise eşinizle birlikte yapmanız çok önemlidir. Çünkü partnerler birbirine yeniden bulaştırıyor. Ve tedavi döneminde antifungal, frukastat, mikastat gibi ilaçlar kullanılır ise birlikte olmamalı. Yani cinsel birliktelik yaşamamalı o dönemde. Yaşıyorsa prezervatif kullanılmalı. Ve ayrıca erkek de o tarz tedavi yapması gerekir. Mantar... Kliniki yok ise onda o da o tedavini yapması gerekir. Neden? Çünkü e, erkek tedavi yapılmasa kadın 3 aydan sonra o tedaviden sonra bir daha yeniden e, aynı akıntılar, kışınmalar, kızarmalar hepsi yeniden bir daha başlayacak. Çünkü cinsel birleşmede zaten flöre, e, vajin floresi penisle birleşiyor ve yeniden o ortam maalesef ki kendisini yenilenmiş oluyor. Hocam elde muayenede parmak ucularımızla top gibi hissi hissetmemiz nedir? Burada bakır hangi dönemde adet döneminin e, tam sonuncunda ise rahim ağzını hissedebilirsiniz öyle. Lakin e, adet döneminin e, başlandan sonra e, mesela 7 gün kanama dönemi bittisə və onda yapıyorsanız, eee vajinan üst e, bölümü də ola bilər. Rektotseli e, değil de tam ön tarafı idrar torbası birazcık vajinden aşağı indiği zaman onu top gibi hissedebiliriz. Burada sarkma söz konusu olabilir ve bizim için buradaki pelvik taban kasları değerlendirerek hatta özellikle muayene de jinkoloji muayene de gidebilirsiniz. Burada vajinin ön duvarının sarkmasını görebiliriz. Ah, teşekkürler. Vajinal kuruluk var hocam. Nasıl düzeltebilirim? Vajinal kuruluk için özellikle birçok egzersizler veriyorum ben. Çünkü e, kuruluğun e, birkaç tane sebebi var. E, i̇lk olarak e, genel antidepresan, transferiklazlar gibi ilaçlar kullanmıyorsunuzsa ya ilaç kullanma bir e, şeyi yok ise farklı dışarıdan e, menopoz yok ise erken menopoza girmemişsinizse genç bir kadınsınız 30-35 yaşında diyelim veya daha genç veya 40-45 yaşında da olabilir ama sürekli vajinal kuruluk var ise burada kan akışının lenf akışının durgunluğu var demektir o yüzden o pelvik taban kaslarıyla çalışarak vajin kaslarını çalıştırarak özellikle bunu sağlıklı kadın atölyesinde aletli bölümünde yapacağız. Çünkü sağlıklı atölyemiz tüm vücuda yansıyor. Orada hem diastazis hem nefesle hem hemoroidleyen hem birçok şeylerle çalışıyoruz. Perivik taban kasları da tabii ki içerisinde. Lakin özellikle vajin kasları ve vajin iç mukozasını o daraltma, kayganlaştırıcısının yükseltmesi gibi durumları bunları aletli atölyede çalışmış olacağız e, ve siz aslında kendi kendinize bile sık bırak gibi egzersiz yaparak e, bu e, pelvis egzersizleri yaparak e, bir kaç tane farklı ıı, Telegram kanalımda da vermişim. Şimdi hepsini saymıyorum. Orada da bakarak onları her gün uygulayarak ıı, da değişiklikler bile hafifçe de olsa görebilirsiniz. Önemli olan her gün yapmanız ve önemli olan düzenli bir şekilde yapmanız yaklaşık bir, bir ay. Bir aydan sonra bu tarz ıı, durumlar ortadan kalkmış olabilir. Önceki sebepler saydığım sebepler yok ise ve ayrıca da tabii ki emzirme döneminde de Buna da dikkat edelim. Emzirme döneminde de kadın normalde kuruluk yaşayabiliyor. Vajinal kuruluk bu da prolaktin hormonun üretilmesiyle bağlı. Bu durumu emzirme dönemi bitenden sonra normal dönüyor. Değerli güzel kadınlarım benim çok teşekkür ederim. Güzel şeyler yazıyorsunuz. Lütfen pelvik taban kaslar güçlendirmek için ayrıntılı bilgi verin. Ayrıntılı bilgini çok detaylı bir şekilde sistem olarak sizlere toparladım. Sağlıklı Kadın Atölyesi'nde el ele kol kola birlikte canlı yayınlarla, özel konuşmalarla, özel gruplarda siz de bilgilerinizi paylaşacaksınız. Ne görüyorsunuz, ne hissediyorsunuz. Ben sizlere ya gereken yerde korrekti edeceğim ve anlatacağım. Bu aslında bir sistem programı olması gerekir ki gerçekten hemen etkisini görebilirsiniz. Hatta ilk iki haftadan sonra bile kadınlarımız farklı değişiklikler hissediyor. Lakin buradan biraz, oradan biraz, küçücük buradan bu tarzda sepelenmiş bir şekilde kendinize uygulayarak öyle bir etki almak istiyorsunuzsa ben aslında birçok cüretsiz olarak bilgiler veriyorum, Telegram kanalımda birçok bilgiler şeyimde kontette veriyorum, Instagram sayfamda ama şunu söylemek istiyorum: Siz kendi değer vermeseniz, siz kendi o çalışmaya başlatmasanız, kendi kendi vize o zamanı ayırt etmeseniz kendinize yatırım yapmak çabasında olmasanız bunu böyle basit oradan biraz buradan biraz bu tarzda bilgilerle yapmak çok zor gerçekten zor. O yüzden biraz kendinizi stimüle ederek motive birlikte bir şekilde çalışmaya sizleri davet ediyorum. Sağlıklı Kadın Atölye'de birçok o tarz uygulamalar çünkü yapacağız sistem olarak 60'tan fazla pelvik taban kasları için egzersizler veriyorum. Çok farklı. Tek bir sık bırak değil, başka şeyler değil. Çok farklı gerçekten vajin genişlenmesini toparlayan, iç tabakasına güzel etki gösteren, kasları güçlendiren, kasları toparlayan gibi gibi. Hocam prolaksin yükseldiğim var. ilaç kullandığım zaman düşüyor. Bırakınca geri çıkıyor. Beslenmeye de dikkat etmeye çalışıyorum ama başka ne öğrenirsiniz? Burada a, patoloji nededir? Buna aslında a, tedavisi uygulaması gerekir. A, çünkü hem mamoloji uzmanı bir a, fibroadenom var mı, memede bir kitle var mı? Buna da değerlendirme. Çünkü prolaktin yükselmesinin sebebi olması gerekir. A, MRT e, Emeri beyin emerini yapılabilir. Ya bunu aslında muayenesi yapılması gerekir ki neler bundan sonra yapılması gerekir söyleyebileyim daha net bir şekilde sizlere. Bu tarz soruları ben aslında detaylı cevap veremediğim için çok şey yapmıyorum. 4 ne yapayım? Hocam ben 4 yıl önce menopoza girdim. Ya çalışın kadınlar. Gerçekten kendinizin üzerinizde pelvik bölgenizde cinsel sağlığınızı saklaması için daha koruması için bunun üzerinde çalışmanız gerekir. yıla gideyim doktora bana bir tap versin onu yutayım ve öyle iyi kalım çekici kalayım cinsel sağlığımı saklayayım her zaman orgazm alabileyim gibi gibi durumlar bunlar yani doğru değil ve gerçek değil. Siz kendiniz vücudunuzu sevmelisiniz, kendinize zaman ayırmalısınız ve birçok yatırım yapmalısınız ki uzun zamanda o neticeleri sonradan toparlayabilirsiniz. Zamanım çok az kaldı. Kim katıldıysa bugünleri benimle birlikte olduysa bu bir saati çok teşekkür ederim. İnşallah daha farklı cins, yayınlar yapacağım. Maalesef ki hepsine cevaplayamadım. Görüyorum birçok sorular geliyor. Çalıştırmak için kısa video yapar mısınız hocam? Pelvik taban kasları. Aslında pelvik taban kaslarını çalıştırmamız için Birçok e, videolar yapmışız ama ben onu böyle açık bırakamıyorum. Yani veremiyorum. Neden? Çünkü ben orada farklı bir durumdayım. O yüzden e, yani böyle hemen veremiyorum. E, çok teşekkür ederim herkese. E, bitiriyorum canlı yayımızı. Hareket kesilmemiş. İnşallah görüşmek üzere. selamünaleyküm Aleyküm.